Ersoy dede, Millet İttifakı dağıldı, şimdi yeni yol haritası çiziliyor. CHP ve İYİ Parti'nin kurdukları HDP'nin de destek verdiği ittifak artık yok. Hani haberler çıkıyordu ya sürekli, Millet İttifakı çatır diyor vesaire diye. Ha işte o çatırdılar büyüdü büyüdü ve artık ittifak üç yerinden parçalandı. İlk ve en önemli hatta temel kırılma HDP'nin İyi Parti için o oturdukları koltukları bize borçlular çıkışıydı. Bu başta Meral Akşener olmak üzere İyi Partilerin ödeyebilecekleri bir diyet değildi. Bunu kendileri de HDP'de İyi Parti'ye ve onun işaret ettiği adaya oy veren seçmen de çok çok iyi biliyordu. Artık HDP İYİ Parti için taşınması güç bir bagaja dönmüş durumdaydı. Her seferinde Meral Akşener, Apon'un heykeğini ne zaman dikeceksiniz sorusuna muhatap olmaktan bunalmıştı. Sadece ortak hedefe dönük teknik bir işbirliği istiyordu. Parlamenter sisteme dönüş programını hayata geçirip hedefi bu olan partilerle birlikte hareket etmek. Ama bunun da bazı şartları vardı elbette. Evet İyi Parti için bu teknik bir işbirliği olacaktı. Önce parlamentoda anayasa değiştirecek kadar sandalye sahibi olmayacak, ardından da önceden hedeflendiği gibi hükümet modeli değişikliği için meclis çalıştırılacaktı. Bu dönüşüm sağlandıktan sonra da ikinci bir seçimle birlikte başbakanlık sistem için sandık başına gidilecekti. Ben başbakan olacağım dedi oydu Akşener'in. Fakat ittifakın büyük ortağı CHP bu plana sadık kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu önce yakasındaki parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını taktı, ardından da adaylığını ilan edip kampanyaya başladı. Evet bir taraftan 5 partinin başkanıyla parlamenter sisteme dönüş programını müzakere ediyor, bir taraftan elbette HDP'yi yok sayamayız diye mesaj veriyor. Ama seçim kampanyasını da bizzat kendisi yürütüyor yani kimseyi karıştırmıyor. Akşener ömrünü vermiş politikaya anlamayacak mı? Kılıçdaroğlu sağlıkla, eğitimle, dış politikayla, savunmayla, ekonomiyle ilgili ne söylerse söylesin bir seçim vaadidir. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, mantıklı ya da değil fark etmez, ağzından çıkan her söz, peki bu vaatlere kim karar verdi? Haydi diyelim ki ortak akıldan geçti de biz bilmiyoruz, peki kim gerçekleştirecek, bunları hayata geçirecek olan kim? Zira model değişti artık iktidar olmak diye bir şey yok. Ya cumhurbaşkanı oluyorsunuz ya da parlamenter. Başka bir şey yok. Cumhurbaşkanı kendi kabinesini belirliyor ve yoluna devam ediyor. Daha açık ifade edeyim, CHP başkanı olarak yeni modelde sadece CHP başkanı olabilirsiniz. Eğer aynı zamanda cumhurbaşkanı da olmayacaksanız yani. Açıkça Kılıçdaroğlu kendisi için yapıyor seçim çalışmalarını. Diğer partilere de benimle beraber hareket ederseniz size de seçimi kazandığımda bu başarıdan pay veririm diyor. Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu ne der bilinmez ama Meral Akşener'in tavrı net. Çıktı ve dün söyledi. Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İyi Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti, her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor, unutanlar açısından arada bir hatırlatmak lazım. Yok bu bir hatırlatma değil, bu tam anlamıyla köprüden önce son çıkış tabelası. Kılıçdaroğlu için de bu çıkışın hiçbir anlamı yok. Çünkü o HDP ile el ele verdiğinde kazanacaklarını, İYİ Parti yüzünden kaybedecekleriyle çoktan kıyasladı ve kararını verdi. Sadece ikisi de henüz yeni yol haritası çizmiş değil, o da yakında çizilir. Ersoy Dede. Mehmet Acet. Afrika gezisini yarım bıraktıran Ukrayna alarmı. Dakar'daki stadyum açılışından Ankara'ya dönmek için tur uçağına hızlı adımlarla bindikten hemen sonra uçağın arka kısımlarında oturan bir görevli "Önce geçmiş olsun." dedi, sonra biraz tereddütlü bir ifadeyle "Başımız sağ olsun." diye devam etti. Bir anda başımdan kaynar sular dökülmüş gibi hissettim. Telaşla "Hayır olsun." diyebildim. Acı haberi o anda aldım. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde görevli Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren açılış sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştu. Haber yayıldıkça uçağın içine derin bir teessür ve hüzün havası çöktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un cenazeyi başka bir uçakla getirmek için Senegal'de kaldıkları söylendi. Söyleşi için uçan toplantı salonuna geçtiğimizde haberin üzüntüsünü yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerimizi ilettik. Şehit özel harekatçıya rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına Allah sabır ve metanet versin. Ukrayna krizi nedeniyle yarım kalan ziyaret Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 3 Afrika ülkesine yapılacak gezi için İstanbul'dan yola çıkan Türkiye heyetinde herkesin aklının bir köşesinde Ukrayna krizi vardı. Her an bir şeyler olabilir duygusu gezi boyunca varlığını hissettirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçtiğimiz sırada kötü haberler arka arkaya gelmeye başladı. Putin'in içinde Ukrayna tamamen Rusya tarafından yaratılmıştır şeklinde cümleler barındıran açıklamaları Rus ordusunun uluslararası hukuka göre Ukrayna'ya ait olan Donbas bölgesine tankları soktuğu yönünde haberler Afrika'ya ulaştı. Senegal'de açık halde gördüğümüz televizyonlarda bile Putin'in konuşması yayınlanıyordu. Salı öğleden sonra gezinin üçüncü ayağı olan Gina Bissau bölümünün ertelendiği haberi geldi. Gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyesi ülkelerin liderlerinin katılacağı çevrim içi toplantıya katılacak olması gösterildi. Ankara'ya dönüş yolunda yaptığımız söyleşide sorduğumuz soruların büyük bölümü haliyle bu krizle ilgiliydi. Erdoğan'a NATO zirvesinden beklentileriniz neler diye sordum cevabında batılı ülkelerin liderlerine dönük eleştiriler vardı. O ana kadar yürütülen girişimlerin sonuçsuz kalmasına atıflar yaptı Erdoğan. Özetle şunları söyledi. Şu anda tabi Rusya ile liderler çerçevesinde henüz ciddi bir görüşme performansı sergileyen çıkmadı. İşte biliyorsunuz Macron Moskova'ya geldi, tablo ortada. Arkasından Scholz geldi, o tabloda ortada. Biden'la ilgili görüştü, görüşüyor vesaire dediler, herhangi bir şey çıkmadı. Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir. Ne yapacaksa yapmalıdır. NATO müttefiki üye ülkelerin liderleri bakalım neler söyleyecek. Biz de tabii söyleyeceğimizi onların da söyleyeceklerine göre belirleyecek tavrımızı ortaya koyacağız. Peki Türkiye nasıl hareket edecek? Bu kriz pek çok bakımdan Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Büyümesi halinde gidişattan olumsuz yönde en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularımıza verdiği cevaplar Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir tutumla hareket edeceğine dair önemli işaretler veriyor. Bir meslektaşımız kısa ve orta vadede Türkiye bir zarara uğrar mı sorusunu yöneltti. Soruya verdiği cevapta Erdoğan'ın ihtiyatlı dili hemen kendini belli etmişti. Bunların getirisi götürüsü nedir, ne değildir bakılmalı. Bunların kararını böyle heyecanla vermek yanlış olur. Biz burada çok hassas davranmalıyız, çok dikkatli adım atmalıyız dedi. Sonra bu ifadelerini şöyle gerekçelendirdi. Çünkü önüne gelen garip şeyler söylüyor. Bakıyorsun kimisi doğalgazın bedelini çok ciddi rakamlara çıkarıyor, kimisi doğalgaz vanalarını kapatmaktan söz ediyor. Biz burada devlet yönetiyoruz. Hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Bu hassasiyet içinde de adımlarımızı atmamız gerekiyor. Bir tarafta NATO üyesi olmanın getirdiği sorumluluklar, öbür tarafta hem Ukrayna hem de Rusya ile ileri seviyelere ulaşan ikili ilişkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tavrımız kimden yana olacak şeklindeki soruya verdiği cevabıyla bu hususa dikkat çekti. İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Rusya ile gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna'dan vazgeç derseniz vazgeçemeyiz. Çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. Rusya'dan vazgeçteseniz ondan da vazgeçemeyiz. Çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." dedi. Türkiye için en iyi senaryo Ukrayna ile Rusya'nın bir şekilde anlaşmasından geçiyor. Belki krizin bir yerinde Ankara'nın da katkılarıyla böyle bir kanal açılır.